Şimdi ilk önce bir belki geriye dönüp bir hızlıca bakmak burada iyi olabilir. Biz 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'e girmesiyle aslında büyük bir şok yaşadık. Bu şok inanılmaz derecede birçok aslında geçmiş kalan travmayı da, geçmişten gelen travmayı da aktive etti diye düşünüyorum. Genelde şiddet eğilimini gerçekleştiren gruplar veya uluslar kendilerini hep kurban olarak nitelendirirler. Tabii bunu travma üzerine çalışan pek çok farklı akademisyenler çok daha iyi bilir. Ve genelde şöyle bir gerçeklik vardır. Yaralı olan başkalarını yaralamaktan çok da çekinmez. Ve dolayısıyla bu varoluşsal kaygı içerisinde çok da sert tepkiler verebilir. Aslında Hamas'ın bu 7 Ekim'deki saldırısı gerek İsrail topluluğu için gerek de Filistinler için bu geçmişten gelen travmayı da canlandırdı. Bu ne demekti? İsrail için işte pogromlarla başlayan, Holokost, yerinden edilme vesaire gibi bir takım travmaları tekrardan gündeme getirirken ve o varoluşsal dürtüyü tekrar harekete geçirirken aynı şekilde Filistinler için de 1948'de yaşadıkları Nakba'nın bir tekrarını oluşturdu. Bunu yaparken tabii ki her iki taraf birbirini insan dışı olarak tanımladılar. Bu da önemli bir meseleydi. Ötekini yok saydılar. İşte Galant'ın o zaman işte Filistinlere insani hayvanlar demesi, Hamas'ın İsrail halkını işte kafir olarak algılaması, birbirlerini her iki tarafında birbirinin Nazi yanlısı olarak tanımlaması vesaire. Bunlar da bütün bu vahşetin daha da derinleşmesini önünde kolaylaştırıcı rol oynadılar. Ve tabii ki Hamas'ın bu bağlamda saldırısı nispeten bir hedefe ulaştı. Çünkü iki topluluk arasındaki travmayı derinleştirdi. İleride olası bir barış sürecine girilecekse bu sürecin iyileşmesini çok daha zor bir hale getirdi vesaire. Ve bugün baktığımızda aslında ne görüyoruz bölgeye? Gazze'de 40 binden fazla Filistin'in ölmüş olduğunu, yerli bir edilmiş bir coğrafyayı, Batı Şeria'da ciddi bir yerleşkeci şiddetinin arttığını, orada yaşayan Filistinlerin mülkiyet ve hayat özgürlüklerinin tehdit altında olduğunu, hala rehinelerin, yüzden fazla rehinenin hala Hamas'ın elinde olduğunu ve onları serbest bırakacak, serbest kalmalarını sağlayacak herhangi bir adıma hala çok, her geçen gün daha da uzaklaştığımız hatta. Netanyahu'nun 2023'te tekrardan başbakan olarak gelmesiyle İsrail siyasetinin içine düştüğü büyük çıkması ve bölünmeyi, bu bölünmenin topluma yansıdığını, özellikle bu yine dediğim gibi 2023'ten beri, başından beri devam eden protestolar, halkın kutuplaşmasını arttırması, halk arasındaki kutuplaşmanın derinleşmesi vesaire, bütün bunların devam ettiğini görüyoruz. İsrail'in uluslararası camiada şiddetle itibarını kaybettiğini, bir taraftan inanılmaz zayıflamış, esamesi okunmayan bir Filistin yönetimini görüyoruz Batı Şeria'da. Ve bütün bunların içinde aslında hiçbir vizyon ve strateji olmadan körü körüne kararlar alan bir yine İsrail hükümeti var. Sertleşen bir İsrail hükümeti var. Lübnan'da Hizbullah'la bir kara harekatıyla birebir savaşa girilmiş durumda. Ve tabii ki en son gelişmelerle süreç neredeyse bölgesel bir savaşa doğru ilerlemekte. An meselesi belki de, bilemiyoruz önümüzdeki saatler, hatta belki günler ne getirecek. Dolayısıyla baktığımız zaman nasıl bir yerdeyiz, neler oldu, gayet kötü bir yerdeyiz. Aslında hepimizin, tüm tarafların en korktuğu yerlerden birindeyiz. Bölgesel bir savaş, belki daha da ötesi, bilmiyorum. Felaket tellallığı yapmak hiç istemem. Dolayısıyla 7 Ekim'den beri neler oldu, ne yaptık, bir yıl bize ne getirdi, çok da iyi şeyler getirmedi diye düşünüyorum açıkçası.
Ben şöyle düşünüyorum. İsrail'in tabii ki meselesi burada Hamas'la. Yani Hamas belki de bir araç diye düşünebiliriz. Ben bazen kendi kendime düşünürken burada hep gerçek hedefin, özellikle İsrail hükümetinin bu kadar sağa yatkın ve yani hiç olmadığı kadar muhafazakar sağ bir hükümetle şu an karşı karşıyayız. Gerçek hedefin de hep Batı Şeria olduğunu düşünmüşümdür. Judea and Samaria, vaat edilmiş topraklar vesaire. İşte Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar bir toprak bütünlüğü vesaire. Yani burada sadece Gazze olduğunu düşünmüyorum. Ben burada aslında iki bölgenin de tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Ama Gazze'nin işte Hamas'ın varlığı, orada bir nispeten kabul görmüş resmi bir tanınmış bir hükümet, Filistin hükümetinden farklı olarak daha paramiliter bir örgüt olması, terörü kullanıyor olması vesaire, bunlar tabii Hamas'ı daha bu konuda açık bir hedef haline getirdiği kanısındayım. Ama şunu da unutmamak lazım. Hamas'ın temelini Müslüman Kardeşler ideolojisi oluşturuyor. İdeolojik bir yapıyı yok etmek mümkün değil. Yani bugün Hamas gider, yarın Hamas gelir. Yani dolayısıyla böyle bir durumumuz mevcut. Ama Hamas tabii ki Müslüman, yani bu ideolojik yapının bir askeri yapılanması, bir daha doğrusu silahlı bir yapılanması, silahlı bir direniş içerisinde varlık gösteriyor. Dolayısıyla İsrail buna daha elle tutulur bir yapı bu bağlamda Hamas örgütsel olarak askeri kanadına zarar verdiğini düşünüyorum açıkçası. Çok sert operasyonlar uyguladı, yani yerle bir etti, ciddi sayıda tünele zarar verdi. Zaten bir sürü üst düzey askeri kanadın üst düzey isimlerini zaten suikastle vesaire belli şekillerde öldürdü. Bunların içinde Muhammed Deif vardı, Salih El Aruri vardı. Bunların hepsine Aruri'yi sanırım Ocak'ta öldürdü. Arkasından Deif'i Ağustos'tu yanlış hatırlamıyorsam yine bir operasyonla öldürdü. İsmail Haniye tabii ki en son yapılan, aslında ben bir nebze içlerinde en, yani politik büro tarafında olması sebebiyle en anlaşmaya yakın, en uzlaşmacı olan figürlerden biri olduğunu düşünüyorum İsmail Haniye'ye. Bence bu bağlamda bir ateşkes sürecine de açıkçası balta vurmuş olduğunu düşünüyorum İsrail Haniye'yi öldürmesiyle. Dolayısıyla bunlar tabii ki Hamas'a çok derin zarar veren operasyonlardı. Ama dediğim gibi yani Hamas tabii buradan çok iyi çıkamayacak. Çok zayıflamış durumda. Şimdi de işte Lübnan'a bir harekatla karar, özellikle Güney Lübnan'a, ki bu ilk defa yapmıyor biliyorsunuz. Zaten Ekim'in başından beri kuzeydeki askeri yapılanmasıyla Hizbullah'la İsrail arasında bir it dalaşı demek istiyorum devam ediyordu. Girip çıktıklarını da zaten ifade etti Gallant. Dolayısıyla şimdi bu sınırlı kara harekat olacağını söylüyorlar. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Çok derinlere ineceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii dün akşam mesela Beyrut'u vurdular. Orada da belli hedefleri vurduğu kanısındayım. Dolayısıyla hem oradaki Hizbullah üzerinden aldığı İran desteğini, Hizbullah'ın süreçteki varlığını, tabii ki Nasrullah'ın öldürülmesi tabii bu arada yine çok çok önemli bir olay. Dolayısıyla bence oradaki yapılanmaya ciddi anlamda zarar verir durumda. Dediğim gibi tünellerle ilgili çok ciddi operasyonlar yaptılar. En son Ağustos'taydı sanırım yine Gallant bir açıklama yaptı. Rafah'ta çok en uzun tünellerden birini ele geçirdiler. İşte kontrol altına aldılar vesaire. Dolayısıyla evet, zarar verdi mi? Evet verdi. Hizbullah'a zarar verdi mi? Evet. Hizbullah'ı da son derece zayıflattı. Zaten bunlara güvenerek bence de işte Bennett vesaire gibi bir takım daha muhafazakar figürler Netanyahu'ya destek verir pozisyonda. Belki de hani İran'a girmeyiniz, belki işte Netanyahu'nun biliyorsunuz açıklaması vardı İran halkına. Ki ben zannetmiyorum İran halkı ne kadar kendi rejimiyle sorunlu olursa olsun İsrail'i dinleyeceğini kanısında kesinlikle değilim. Ama böyle bir şeylerin sinyalini verme halindeydi. Bu
kadar zor bir soru ki. Yani ben Netanyahu, şimdi şöyle belli bir iki mesele var. Şimdi Netanyahu'nun bu kadar agresif bir şekilde pozisyonunu, yani sürekli bir savaş ve kaos halini sürekli eskale etmesi aslında çok kişisel de bir mesele. Kendi iç siyasetiyle de ilgili bir mesele. Netanyahu'nun halihazırda devam eden birçok davası var biliyorsunuz. Ve aslında siyasi geleceği, bu davaların nasıl sonuçlanacağı, yani sonucunu da biliyoruz bu davaların. Fakat kendi pozisyonu, yani başbakan olarak pozisyonuyla da ilişki altında. Ve bence Netanyahu bütün bu konflikt, bütün bu çatışmadan bir kahraman olarak çıkmadıkça o tehditten, yani kendi iç siyasetteki, kendi üzerine olan tehditten kurtulamayacak. Dolayısıyla biraz bunu öteliyor. Çok ciddi, dediğim gibi, bir stratejisi olduğuna kesinlikle inanmıyorum. The day after, hani bir sonraki gün ne olacağını bildiğini hiç zannetmiyorum. Bir vizyonu olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. İsrail siyaseti, özellikle Netanyahu ve hükümeti verdiği destekler sebebiyle İran'ı burada ark düşmanı, yani ark enemy dediğimiz bizim baş düşmanı İran olarak görüyor. Yani Hizbullah, işte Hamas verdikleri süreç tamamen aslında ana hedefleri İran'ı zayıflatmak yönünde. Ama İran'la birebir sıcak sıcağına gireceği bir savaş, buradan çıkmasının, yani kimsenin zarar görmeden çıkacağını açıkçası düşünmüyorum, düşünemiyorum. Yani böyle bir şeyde İsrail'i sürükleyebilir mi İsrail halkını, ondan da emin değilim açıkçası. Yani çok zor, net bir cevap vermem bu konuda. Gerçekten öngöremiyorum nereye kadar gideceğini. Yani şunu biliyoruz halihazırda. Yani İran mesela Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında da geçen hafta daha hep şeydi. Hani biz evet, hani Haniye'yi vurdu, işte Nasrallah, Beyrut'ta Nasrallah'ı vurdu vesaire. Biz burada daha defansif bir yerden bir karşılık vermesi gerekiyordu zaten siyasi olarak da. Bunu yaptığını görüyoruz. Ve açık açık da söyledi, biz yani savaşı, bunu bir hani birebir bir savaş noktasına taşımak, bölgesel bir yere getirmek istemiyoruz diye de söyledi. Her ne kadar dün biraz daha farklı yönde bir açıklama yaptıysa da, sonuç olarak burada bence hali hazırdaki sıcak savaş durumunu ya da bu tehlikeyi bir sonraki aşamaya getiren grubun kendisi olmasını istemiyor diye düşünüyorum İran. Ama Netanyahu burada nereye getirir onu da bilmiyorum. Biden dün bir açıklama yaptı. Biz hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz diye. Ama belki bir daha sonra, bir sonraki sorumuzda bunu konuşuruz. Yani Biden da ne zaman böyle bir açıklama yapsa hep bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Yani Amerika bu olayın başından beri İsrail'in büyük abisi rolündeydi. Yani Amerika buraya, İsrail'e en başından gerekli yaptırımları uygulamış olsaydı biz bugün burada bunları konuşuyor olmazdık diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada Amerika'nın gerçekten kendi dış siyasetini belki ileride bir gözden geçirmesi gerekecek kanısındayım. Yani 7 Ekim 2023 itibariyle ilk yapılan şey 14 milyar dolardan fazla bir askeri yardım paketinin açıklanmasıydı. Bunun içinde 10 binden fazla 2000 poundluk bombalar vardı. İşte Hellfire misilleri vardı vesaire. Bunlar yani ciddi öldüren, yok edici askeri yardımlar. Yani küçücük ablukada giriş çıkışın kontrol altında olduğu, zaten 20 yıla yakın süredir İsrail'in kontrolü altında olan bir bölgede bu kadar da yıkıcı bir askeri yardım gerekli miydi barış konuşmak istiyorsak, o kocaman bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Bunun içinde de biliyorsunuz ciddi 50'ye yakın F-15 savaş uçağı vardı. Yani bunlar dediğim gibi çok yıkıcı yani şeyler, paketler. Tabii ki istihbarat desteğini de unutmamak lazım. İşte uçak gemisinin Kızıldeniz'de durduğunu, sürekli olarak Hutilerden gelen tehditleri savdığını da, bütün bunları da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla artı Birleşmiş Milletler'deki vetoları da düşünecek olursanız,
Amerika'nın pozisyonunu çok da iyi bir yere koymuyor. En azından Biden hükümeti altında. Ha, Trump hükümeti altında daha iyi bir sonuç mu alırız hiç zannetmiyorum. Hatta ben Biden hükümetiyle Trump'ın paralellik içereceğini bile düşünüyorum. Eğer Trump önümüzdeki seçimleri kazanırsa. Ben burada hala bir gıdım umut kaldıysa da bunu olası bir Kamala Harris'in Cumhurbaşkanı olarak kazandığı bir senaryoda nispeten hayal edebiliyorum. Neden derseniz, bir kadın olması diyeceğim ama gerçekten neden derseniz şundan dolayı olabilir. Kamala Harris'in şu bugüne kadarki yani söylemleri ve pozisyonuna baktığınız zaman nispeten nasıl yoluyla bu süreci biraz daha yapıcı bir yere çekeceğine inanıyorum. Çünkü Amerika hükümetinin zaten hali hazırda bu tarz son derece, yani İsrail'le ilgili bu girilen sürece dair bir sürü kendi içinde var olan kanunları mevcut. Bunları kullanması aslında, kullanmış olsaydı bugüne kadar çok rahat bu süreci yönetebilirlerdi. Mesela ABD'nin Leahy yasası var. Senatör Patrick Leahy'nin zamanında çıkardığı ve Savunma Bakanlığı'nın yabancı askeri güçleri eğitmesini ve fonlamasını yasaklayan bir yasa bu. Yine benzer şekilde silah ihracatı kontrol yasası var. Askeri yardım olan alan oluşuyor. Zaten Netanyahu'nun sürekli böyle meşru öz savunma meselesini sanki ciddi bir varoluşsal tehdit. Halbuki o tehdit Netanyahu kendi yaratıyor saldırıları, yani sürekli eskale ederek. Bu açığı kullanmaya çalışıyor. Dış yardım yasası var yine Amerika Birleşik Devletleri'nin insan haklarını ve uluslararası yasaları ihlal eden ülkelere silah satışını ve yardımı yasaklayan. Soykırım Sözleşmesi Uygulama Yasası var. Genocide Convention Implementation Law Act, pardon. Bu da yine ABD'nin taraf olduğu bir yasa ve İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği iddiasının makul olduğu yönündeki Uluslararası Adalet Divanı ICC'nin ara kararına dayanan Uluslararası Soykırım Sözleşmesi'ne uygun olarak soykırım işleyen ya da soykırımı teşvik eden herkes için ABD'de ceza yaptırımlarını düzenleyen bir yasadır bu. Bunu kullanabilirlerdi. Ve son olarak ABD Savaş Suçları Yasası var ki US War Crimes Act. Bu da ciddi insan hakları ihlali ve uluslararası hukuk ihlallerini yasaklayan bir yasa. Bunları bugüne kadar Biden hükümeti bypassladı. Bunlar hali hazırda var olan yasalar veya şeyler, uygulamalar. Harris'in bunları uygulaması bile aslında ya da aktive etmesi bile bence süreci sakinleştirmek ve en azından bir barış, bölgede bir barışa doğru bir adım atmak için bence çok önemli olacak. Çünkü bunun için potansiyel var. Yani 6 Ekim'e baktığımızda zaten bölgede olası bir yumuşama mevcuttu. Bence benzer bir yumuşamaya, benzer bir ortak dile dönebilmek mümkün. Tabii ki her şeyden önce bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu düşünüyorum. İkili devlet hala buradan tek çıkış ve daha sonra da Amerika'nın kendini biraz daha dışarı çekmesini, daha nötr bir yerde olmasını burada son derece önemli olduğu kanısındayım.